Bu videoda birkaç örnek soru çözeceğim. İki sayının farkının mutlak değerini sayı doğrusu üzerinde o iki sayı arasındaki mesafe olarak düşüneceğiz. İlk sorumuz şöyle. Verilen seçeneklerden hangileri a eksi b'nin mutlak değerine eşittir? Tekrar hatırlatayım, a eksi b'nin mutlak değeri demek, a ile b arasındaki uzaklık demek. Yani, bu çizdiğim mesafeye eşittir. Bu mesafe eşittir a eksi b'nin mutlak değeri. Tabii aynı zamanda b eksi a'nın mutlak değeri de diyebilirsiniz, değil mi? Peki seçeneklerden hangileri buna eşittir? İlk seçenekteki ifade şöyle: a'nın mutlak değeri eksi b'nin mutlak değeri. A'nın mutlak değeri nedir? A'nın sıfıra olan uzaklığıdır. A eksi sıfırın mutlak değeri gibi. O halde şu mesafeye eşittir. Bu gösterdiğim mesafe a'nın mutlak değeridir. a'nın mutlak değerinin altını da çizelim. B'nin mutlak değeri de şu mesafedir. B'nin sıfıra olan uzaklığıdır. Bu gösterdiğim mesafede B'nin mutlak değeridir. Altını çizelim. A'nın mutlak değeri eksi B'nin mutlak değeri dediğimizde işlem sonucu geriye ne kalır? Bu işlem sonucunda geriye bu gösterdiğim mesafe kalır. Bu işaretlediğim mesafe. Bu mesafe a'nın mutlak değeri eksi b'nin mutlak değeri ifadesine eşittir. A'nın mutlak değerinden bunu çıkarırsak geriye en son işaretlediğim mesafe kalır. Bu da yukarıda bize verilen ifadedir. A eksi B'nin mutlak değeri. A ile B arasındaki mesafedir. Bu mesafe yeşil kalemle işaretlediğim bu mesafedir. Yani verilen ilk seçenekteki ifade A eksi B'nin mutlak değerine eşittir. Sağlamasını yapmak isterseniz yerlerine sayı değerleri koyabilirsiniz. Sonuç olarak şuna ulaştık hem a hem de b negatif sayıdır. Her ikisi de sıfırın solunda yer alıyor. Ayrıca b a'dan büyüktür değil mi? Yerlerine sayı koyarak deneyebilirsiniz. b eksi 1 olsun, a da eksi 5 olsun diyebilirsiniz. Bu ifadeyi sağladıklarını göreceksiniz. Şimdi de mutlak değer a artı mutlak değer b ifadesine bakalım. Burada işaretlediğimiz mor renkli doğru parçası olan mutlak değer a ile mavi renkli doğru parçası olan mutlak değer b'nin toplamı. Bu toplam verilen iki nokta arasındaki mesafeden çok daha büyük bir mesafe değil mi? Yerlerine sayı koyarsak daha iyi deneyeceğiz gibi tıpkı az önce söylediğimiz üzere a eksi 5 b de eksi 1 olsun. Bu iki nokta arasındaki mesafe yani a eksi b'nin mutlak değeri şuna eşit olur. Mutlak değer içinde eksi 5 eksi eksi 1. Bu da mutlak değer içinde eksi 5 artı 1 eşittir. Mutlak değer içinde eksi 4. Tabi bu da 4'e eşittir. Rastgele seçtiğim bu iki negatif sayı için, ayrıca a, b'den küçük olacak tabii, sayı doğrusuna bakınca bunu görüyoruz zaten. Yeşil ile çizilen bu doğru parçası veya aşağıdaki bu doğru parçası 4'e, uzunlukça 4'e eşittir. Mutlak değer a artı mutlak değer b neye eşit? Şimdi de onu hesaplayalım eksi 5'in mutlak değeri 5 artı eksi 1'in mutlak değeri 1. Toplamları da 6 eder değil mi? Ne yaptık? Rastgele iki sayı seçtik. Peki neye göre seçtik? Her ikisi de negatif sayı olacaktı ve a, b'den küçük olacaktı. İfadeler birbirine eşit çıkmadı. O halde ikinci ifade eşit değildir. Her ikisi de değil seçeneğini işaretleyemem çünkü zaten eşit olan bir ifade var. Gelin bir soru daha çözelim. Aslında birkaç soru daha çözebiliriz. Verilen seçeneklerden hangileri a eksi b'nin mutlak değerine eşittir? Verilen ifade aynı. a eksi b'nin mutlak değeri a ile b arasındaki mesafeye eşit biliyorsunuz. Çizerek gösterdiğim şu mesafe. Tam olarak bu mesafe, evet bu mesafe a eksi b'nin mutlak değeri. İlk seçenekte ne verilmiş? Mutlak değer içine alınmadan a eksi b. Gördüğünüz gibi a b'den küçük sayı doğrusunda solda hatta a negatif b de pozitif bir sayı değil mi bir pozitif sayıyı bir negatif sayıdan çıkarırsak negatif bir sonuç elde ederiz bu seçenekteki sayı negatiftir yani genel ifadeyle bir sayıdan ondan daha büyük bir sayıyı çıkarırsanız negatif bir sayı elde edersiniz ne var ki bu iki sayı arasındaki mesafe mutlak değerini alıyoruz değil mi unutmayın pozitif bir sayıdır mesafe negatif olmayacaktır o halde bu seçenekteki ifade doğru olamaz. Şimdi de buna bakalım. Eksi b eksi a. b eksi a pozitiftir. Nereden biliyoruz? b a'dan büyüktür. b a'dan büyükse b eksi a pozitif olacaktır. Ama en başta bir eksi var. O halde bu ifade negatif işaretlidir. Bu da negatif bir ifadeymiş. Şöyle de düşünebilirsiniz. B negatif bir sayı. Ondan negatif bir sayı çıkarırsanız aslında o sayının mutlak değeriyle toplamış olursunuz. Yani parantez içindeki bölüm pozitif işaretlidir. Ama parantezin önünde bir eksi var. O halde sonuç negatiftir. Bir önceki soruda olduğu gibi bu koşulları sağlayan rastgele sayılarla sağlamasını yapabilirsiniz. B artı 3 A da eksi 2 olsun yerlerine koyup deneyin lütfen. Önce a eksi b'nin mutlak değeri kaça eşittir? Bulun. 5'e eşittir. Ardından bu seçeneklerden hangisi 5'e eşit çıkacak? Onu bulun. İkisi de çıkmayacak. Sorunun yanıtı her ikisi de değil. Devam edelim. Gayet eğlenceli. Pekala. Aşağıdaki eşitliği en doğru şekilde açıklayan ifadeyi bulun. 11 eksi x'in mutlak değeri, bu 11 ile x arasındaki mesafedir, eşittir. y eksi 3'ün mutlak değeri, bu da y ile 3 arasındaki mesafedir. Bu eşitlik bize şunu söylüyor. 11 ile x arasındaki mesafe, y ile 3 arasındaki mesafeye eşittir diyor. İlk seçenekte ne yazıyor peki? 11 ile x arasındaki mesafe, y ile 3 arasındaki mesafeye eşittir. Evet, Az önce söylediğimiz şeyin aynısı. Bunu işaretliyorum. Yine de diğer seçeneklere bakalım. 11 ile eksi x arasındaki mesafe, y ile eksi 3 arasındaki mesafeye eşittir diyor. Gelin altını çizelim. 11 ile eksi x arasındaki mesafe. Başka bir renk kullanayım. Bu ikisi rengi bir türlü değiştiremedim. Peki 11 ile eksi x arasındaki mesafe yukarıda verilene eşit olmaz. Yazarak görelim. Mutlak değer içinde 11 eksi eksi x. Seçenekte verilen şey budur. Bu da neye eşittir? Mutlak değer içinde 11 artı x. Soruda verilen bu değildi. y ile eksi 3 arasındaki mesafe içinde aynı durum geçerlidir. Mutlak değer içinde y eksi eksi 3 soruda verilen şey değil. Bu seçenekte verilen ifade, sorudaki ifadeye eşit değildir. Peki 11 ile y arasındaki mesafe ee, iyice çorbaya çevirmişler. 11 ile y arasındaki mesafe eksi x ile eksi 3 arasındaki mesafeye eşittir demişler. Hepsini karıştırıp çorba yapmışlar, bu seçenekte doğru olamaz. Bir soru daha çözelim. Evet, aşağıdaki ifadelerden hangisi grafikte verilen dikdörtgenin alanına eşittir? Dikdörtgenin alanını bulmak için boyuyla enini çarpmalıyız değil mi? Uzun kenarla kısa kenarı çarpmalıyız. Bakalım bu ifadelerden hangisi bu tanıma uygun? j eksi l'nin mutlak değeri, başka bir renk seçeyim, j eksi l, j eksi l'nin mutlak değeri, j'nin x eksenindeki koordinatı burası, eksi 6, l'nin x eksenindeki koordinatı da burası, artı 6, j eksi l'nin mutlak değeri kaça eşittir? yatay eksendeki farka eşit olur. Yatay eksen üzerindeki mesafeye eşittir değil mi? Bu iki nokta arasındaki mesafeye. Şöyle de diyebiliriz. Bu iki nokta arasındaki yatay uzaklığa eşittir. O mesafede bu doğru parçasının uzunluğudur. J eksi L'nin mutlak değeri bu noktanın x eksenindeki koordinatı eksi 6. Bu noktanın x eksenindeki koordinatı da artı 6 idi, e, kafadan bulabilirsiniz aslında, eksi 6, eksi 6, eksi 12'ye eşittir. Tabii bunun mutlak değerini alacağımız için sonuç 12'dir. Bu şekilde yazıp hesap yaparak bulmak zorunda değilsiniz aslında. Bu doğru parçasının uzunluğunun j eksi l'nin mutlak değerine eşit olduğunu biliyoruz. Burası tamam m eksi q'nun mutlak değeri. m eksi q'nun mutlak değeri. m noktası burada. y koordinatımız burası. q da burada onun ordinatı da burada. M eksi Q'nun mutlak değeri. Bu iki nokta arasındaki düşey uzaklıktır. Bu doğru parçası boyunca x değeri değişmez. Bu doğru parçası dikdörtgenin bu kenarının uzunluğudur. M eksi Q'nun mutlak değeri bu uzunlukla bu uzunluğu çarparsanız dikdörtgenin alanını elde edersiniz. Diğer seçeneklere bakmama gerek kalmadı aslında. Bunu işaretliyorum ama yine de diğerlerine bir bakalım. Doğru değillerdir herhalde ama olsun. j eksi m'nin mutlak değeri. Bu işlem bize şunu söylüyor. Bu noktanın apsisi ile bu noktanın ordinatı arasındaki fark epey anlamsız bir işlem. İlk baştaki ifade anlamsız olunca diğerine bakmaya gerek yok. Diğer seçenek ne diyor? j eksi n'nin mutlak değeri. j, j eksi n bu ikisinin apsisi eşittir. O halde burası sıfıra eşittir. j ile n'nin apsisi eşit ikisi de eksi 6'dır. Bu işlem bize bu doğru parçasının uzunluğunu vermez. Çünkü e, x ekseni boyunca herhangi bir değişiklik olmuyor. Burada yalnızca y ekseni üzerinde değişiklik oluyor. Bu doğru parçasının uzunluğunu bulmak için şunu hesaplamalıyız. Mutlak değer içinde k y ekseni üzerindeki farkı hesaplamalıyız. k eksi o'nun mutlak değeri. Doğru parçasının uzunluğu buna eşittir. Bu doğru parçasının uzunluğunu bulmak için de x ekseni üzerindeki farkı hesaplamalıyız. Bu da n eksi p'nin mutlak değeridir. Dilerseniz p eksi n'nin mutlak değeri olarak da yazabilirsiniz. Verilen seçenekler arasında bunlar yok. O nedenle ilk seçeneğimiz doğrudur.